<laughs> Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala rasulina Muhammedin salavat. Sunumumuz 40 yaş üzerine olacak. 40 yaşla birlikte aslında avamın aslında ağzında dolaşan 40 gün, 40 40 sene gibi kavramlarla ilgili de dersimizde İnşallah bazı sunumlarda sunularda paylaşımlarımız olacak. İstifademdir inşallah size sunacağım. İnşallah inşallah istifadeye medar olur. genel olarak sunumumuzda ilk başta bir girişimiz olacak ki burada insan yaş devirleri nelerdir? bilim bunu 8'e ayırmış mevcut durumda. Bunu inceleyeceğiz. birinci sonrasında birinci bölümde birinci bölümde Risale-i Nur insanın yaş ve ömür devrilerini neye ayırmış? 40 yaş kavramı öncesi ve sonrasıyla Risale-i Nur'da nasıl bir kavşak noktasıdır? Buna bakacağız. 40 yaşın ubudiyete baktığına dair zevki bir tespit paylaşılacak ve sonrasında 40 yaşın insan ömründe bir sevgi ifade ettiğine dair paylaşımlarımız olacak. İkinci bölümde insanlık tarihinde 40 senenin önemine dair bazı aktarımlarımız olacak. Rivayetlerde 40 nedir ve bu 40 birinci e, ve ikinci bölümü e, birleştirerek hülasa ile e, 40 yaşın kanuniyetine dair yol almaya çalışacağız. 3. bölümde ise daha çok psikolojik anlamda e, beşer aleminde e, 40 yaş nedir? Orta yaş dediğimiz 40 yaş sendromu olarak geçen e, durumu ele almış mıdır? Ele aldıysa nasıl ele almıştır? Onu inceleyeceğiz ve e, gençlik e, de yapılanların ihtiyarlığa nasıl aktarıldığına dair bir çalışmamız olacak ve sonunda ise benim şimdiye kadar gerçekten anlamadığım bir nokta vardı ki ...lezaizi terk etmek evladır. Üstadımızın orada anlattığı bazı şeyler var. Bunu bu çalışma ile birlikte anladım. Onu da ekledim inşallah. O şekilde sunumumuz bitmiş olacak. İlk olarak psikolojide insan yaş dönemleri sınıflandırması burada gördüğümüz gibi aslında 2, 4, 6, 8 devre ayırmışlar. Bunları şu şekilde bebekliği ilk 3 ay, ilk 3 yaş. Sonrasında bir küçük çocukluk devresi demiş. 4 ile 8 yaş arası. Çocuklu 17 yaşa kadar bilimde yani şu andaki psikolojide 17 yaşa kadar çocukluk gidebilir diyor. ergenlikse ise 12-15 yaş olmakla birlikte 23 yaşa kadar ergenlik uzayabilir diye bir e, tasnif var şu anda. Gençlikte 40 yaşına kadar sürebilir dennekle birlikte 32'de bitiyor. 32'den sonra olgun burada da şu geçen e, olgun yaş, olgun gençlik gibi bir dönem tanımlanmış. Ama 40 yaşa kadar e, diyebiliriz fazla detaylar girmeden. Olgun yaş devri ise e, yani gençlikten sonra gelene olgun yaş diyor ki bu da 45-55 yaş arası diyor. Dikkat ettiyseniz arada bir 40 45 bir 5 e, yıllık bir boşluk var gibi. Bunun nedeni bu süreçler aslında e, üstadımızın hayatında da e, ihtiyarlar lemasında bundan bahsediyor. Keskin geçişler şeklinde değil. Bazılarında biraz daha erken, bazılarında biraz daha fazla mesela üstadımız 40 45 yaşında diyor ki ben kendimi ihtiyar bilmiyordum diyor. E, 40 yaşındayken de diyor ki ben 40 yaşındaydım diyor. Fakat diyor "Yevmecehalül vildane şeyi harbi umumi gören gören ihtiyarlanmıştır. Bir anda kendimi 80 yaşında buldum." E, gibi ifadeleri var. Yani bir orada e, geçiş dönemleri e, mevcut. Sonrasında 55 yaştan başlayıp 60, 65, 70'e kadar giden bir orta yaş tanımlanmış. Orta yaşın bitmesiyle birlikte 65 mi? Burada abi 60, 65, 70 denmesinin ne diye? keskin bir şekilde ifade etmiyor. O kişinin adetullah'a uyması, işte çok yemek yiyordu, kendisine bakmıyordu. Onun ihtiyarlığı çünkü üstadımız ihtiyarlığı tanımlamış. İhtiyarlık nedir? Birazdan göreceğiz inşallah. E, bu yüzden ihtiyarlık şu yaşta başlar. 60 yaş bir sınırdır ama e, orada da kişinin haline göre aslında değişiklikler olduğunu e, buradan söyleyebiliriz. O yüzden de biyolojik süreçler var. Burada evet, biyolojik anlamda zaten aslında şöyle, biyolojik olmakla birlikte 3. bölümde ele alacağımız 40 yaş sendromu diye bir e, hal var. Bu bir geçiş dönemini ifade ediyor aslında, bir hastalık değil. Orada da aynı şekilde 40 yaş birlikte bir e, yaş dönemi var aslında. Doğrudan 40 yaşta bu böyle olur değil. Bu şekilde e, mevcut ve beşeri alemde sınıflandırdıktan sonra risale gözüyle, yaş dönemlerini Üstadımız ilk olarak 9. sözde e, namaz vakitlerinde anlatıyor zaten. E, sabah namazı, öğlen namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı e, her birisinin insanın ömründe e, bir dönemi ifade ettiğine dair Üstadımızın 9. sözde kaydı var. E, biz de burada bu güneş gibi hayatımızda bir yerdeyiz. Belki en yüksekte parıl parıl parlıyor ki mesela gençlikle ilgili diyor ki e, ergenlik dönemi o gençlik döneminde çocukluğun hastalıkları yok ihtiyarlıkla gelecek olan hastalıklar da çok uzakta olduğu için genç ergenlik döneminde insanın tek bir hastalık problemi olur o da diyor sivilceleridir. Yani oradaki vücut sağlam, e, hayatındaki e, hisleri canlı bir hal ki o da güneşin en parlak olduğu dönem gibi sonrasında ihtiyarlığa Doğru giderken gençliğin bitimiyle yavaş bir şekilde, ikindi vaktinde de güneş parlar. Bu yüzden diyemeyiz ki gün batıyor ama yavaş yavaş o artık zevale meyletmeye başlamıştır. O şekilde gidecektir. Yaş dönemleri de Risale-i Nur'a göre güneşin bu durumlarıyla anlatılmış. Üstadımız her ne kadar çocukluk, gençlik ve ihtiyarlık diyebilsek de aslında metinlerin altına baktığımızda 6 yaştan bahsediyor. 0-4 yaş bebeklik. Hiç bahsetmiyor. Ben bulamadım yani. Bebekliğe öyle bir şeyim olmadı. Bahsetmediği için orası bebeklik. 4 yaş sonrasında çocukluk diyor üstadımız. 20 yaşa kadar çocukluk devam ediyor. 20-40 yaş arası gençlik. 40-60 yaş da erken ihtiyarlık ya da orta yaş diyebiliriz. İhtiyarlar risalesine göre bakarsak. 60 yaştan sonra da Meşakkatli ve musibetli ihtiyarlık başlar diyor. Bunu da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 61 yaşında miladi, 63 yaşındaki hicri e, vefatının hikmetinde bahsediyor üstadımız bunu. E, 20 ile 40 yaş arası ol, gençlik olduğuna dair, e, şu sayfada altta göründüğü gibi, yalnız 20 ile 40 yaş ortasındaki gafil ve heveskar gençlerden ibaret midir ifadesi çıkarıma ulaşmaya e, sebep oldu her ne kadar 4 yaşından 40 yaşına kadar geçirmiş olduğu gençlik devresi dese de üstadımız aşağıdaki okuduğumuz atıftaki kayıtla aslında orada çocukluğu da gençlik olarak ifade etmiş ama o çocuktur diye bir çıkarımımız oldu. Şimdi bu yaş dönemlerine bakarken abi biraz böyle nefsinde incindiğini ben gördüm. Çünkü o hayata müştak olduğundan dolayı yani o güneşin şu e, alttaki resimdeki gibi Güneş'in böyle yavaş yavaş artık zevale e, meyli o alışmış olduğu gençliğin canlılığının elinden ister istemez çıkmasıyla birlikte ömrünün yavaş yavaş kaçınılmaz e, bir şekilde kendisinin olmadığı hatırlatılmasından e, böyle nefse e, müteassis olacağı aslında bir e, durum olarak e, ben kendimde gördüm. O zaman mı anlıyor böyle? Yavaş yavaş elinden alınınca, alındığının farkında olunca, işte o zaman yanma başlıyor. Evet. Çok değişik bir orası. Abi. Çok, tam burası işte. Evet. Maziye bir bakıyor, Allah. Oh, wow. Yani, <laughs> ah şimdi, neresini döneyim? Yani elinden alındığının farkındalığı. Evet. Yola geldim lakin göçmüş cümle kervan bir haber diyor. Eğer diyebilirse, onu diyemeyenler de var. Onlar da kendilerini aldatıp genç gibi davranmaya çalışıyorlar. Fakat bu insanın bilsin ya da bilmesin gençliğinde o parlak, süslü, yaz çiçeğine benzeyen insan... ...ihtiyarla zevale meyleden ömrüyle birlikte yavaş yavaş soğuk kış çiçeğine doğru e, gidiyor... Bu bizim ömrümüzün bir hakikatidir. Gafletli biz bunu kabul etmesek de yahut düşünmesek de bizim bunu düşünüp düşünmememiz afaktaki hiçbir şey değiştirmiyor. Hakikat hakikattır. Biz istediğimiz kadar kendimizi kandıralım. Kişi kendini kandırsın. Burada bu yaşa gelmemiş olanlar için çok önemli bir noktadır bunu göz önüne alabilmek. Bu yaşlarda olanlar için de anlamlandırmak adına önemli. Bu yaştan sonra bu geçmiş olanlar içinse buradan elbette ki çok ehemmiyetli dersler var. Çünkü yine insan hangi yaşta olursa olsun o yaşın anlamlandırılması, şuurunda olması, sizin az önce bahsettiğiniz farkındalığında olması çok önemli. Olmazsa nereye oturtacak, olayları nasıl değerlendirecek, kendi dünyasındakileri nasıl tartacak? 40 yaş öncesini ve sonrasını üstadımız şöyle anlatıyor. 15 yaşından 40 yaşına kadar harareti gariziye, yani hayat ısısıymış, yaşam ısısı diyor. Harareti Garezi'ye Galeyan'da 40 yaştan ıı, önce o bahsettiğimiz o üstadımızın da aslında mesela üstadımız 45 yaşı için ihtiyarlığımın başlangıçların başlangıcında diyor. Ya bu şeyde e, 7. bu Ankara'ya gittiğinde 7. rıcaydı galiba. Evet Ankara Kalesi'ne çıktığında orada 1922 yılı ki de o ki o da 45 46 yaşlarına tekabül ediyor üstadımız. 45 yaşına. 40, 40 yaşından önce harareti garaziye galeyanda ateşli, canlı bir hal. E, hevesatın efsani iltihaplı. İltihaplı olan şey her tarafa sirayet eder, orayı da bozar. İnsanın hevesleri de bu şekilde 40, 40'tan 40'dan önce. Burada çok ilginç bir nokta var. Ben bunu kendi hayatımda mesela gerçekten çoğu zaman anlamlandıramıyordum. Oluyordu ki içimde bir şey var. Bu bir şekilde çıkıyordu. İlla ifade ediyordum. Ben ifade etmek istemiyorum aslında onu. Ama 40 yaş önce öyle bir özellik varmış ki ahlak ve hileyi dışarı atmak hali varmış. İçinde tutamıyor. Bu da muhakemat 147'de geçen bir ifade. Yani e, 40'tan önce o harareti garezi, o heyecanlı zamanda kişi saklayamıyor içinde. Onu bir şekilde atıyor. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetinde de bu delildir diyor. Kırktan önceki kemali iffeti, kemali emniyeti, kemali istikameti. Kırktan önce normalde içindekileri dışarı verecek. Saklayamaz. Kırk yaşından önce böyle. Kırk yaşından sonraki ıı, halinin sadıkiyetine 40 yaşından önceki bu ahvali delildir diye üstadımız orada bahsediyor bundan. 40 yaşından sonra ise harareti garazi artık tevakkuf ediyor. İnsanın vücut ısısı artık sakin duruyor. Hevesatın efsaniyesi sükunet buluyor ve ahlakı da sabitleşiyor. Bu burada şimdi Şurada evet işaretiyle icazda geçiyor. İyi olsun kötü olsun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetini anlatırken 40 yaşı da aslında üstadımız tanımlıyor. 40 yaşından sonra e, nübüvvet gibi gayet ağır ve büyük bir mükellefiyeti kaldıracak şekilde yani insanda melekata, akli melekeler inkişaf etmiş oluyor. Burada benim bazı e, kendimce istifadelerim var. Okuduktan sonra onu ifade etmek istiyorum. Her ne kadar ileride de gelecek ama bu noktada melekat akli deyince İstidadı kalbiyenin tekemmülü. İstidatlar ki çekirdeklerdir. Bunlar kabiliyete dönüyorlar. Kabir tarafından nüzul başlıyor artık. Yani o güneş tepedeki o parlaktan artık zevale doğru gitmeye yüz tutuyor. Ahiret dünyadan kişiye daha ziyade gözüküyor. Değişen ahvaliyle, yani bu yukarıda saydığı değişen ahvali, hevesler, dünyaya olan müşteriliği ki mesela 40'tan öncesi için şurada şöyle bir ifade var hem hevesat-ı nefsaniyenin heyecanlı zamanı ve hararet-i garaziyenin galeyanı, hengamı ve ihtirasat-ı dünyeviyenin feveranlı vakti. Bu da mesela muhakeme noktasında ehemmiyetli sanırım abi. E, gençlerde bu hal fıtri bir şekilde var. Bu asır sadece bunu daha da körüklendirmiş. Ama genç e, bir iş yapılacaksa, ilk olarak böyle bir bir başlangıç yapılacaksa gençler öne sürülür. gençlere yaptırılır. Genelde öyledir. İhtiyarlar arkada bekler. Yaşlılar gençler öne sürerler. Onlara yaptırırlar. Ee, gençlikte böyle bir hal var. Bu artık geçiyor. Heyecan, sükunet buluyor. Ee, insanda i̇nsanda hatta 40'tan sonra e, kehal kim olursa olsun e, zenginler böyle maddi durumu iyi veyahut her şeyin ona vermiş olanlarda dahi daha böyle ahlaki, insani değerlere daha dikkat etme gibi haller gözükmeye başlıyor. Bu ise neye sebep? Bu mesela bir gençse şey, ibadetini yapmakta, dinini yaşamakta 40'tan önce şöhret perestlerden ya bunu yapıyor ama yapmasının nedeni şu diye bir itamda itam yiyebilir. Özellikle mesela medresede kalanlarda da bu olabilir. Eve gider, şöyle böyle der. Ya da sen daha bu bu şekildeydin. Gittin iki sene geçti, bir sene geçti. Geldin şimdi bize ders veriyorsun. Sen e, bunu niye yapıyorsun? Heyecana gelmişsin, konuşuyorsun işte. Senin aklını çelmişler. Ondan böyle diyorsun. E, diye e, bir itham görür yani. Bundan kaçamaz ama 40 yaşından sonra kendindeki oturmuş hal, fıtri oturmuş halden dolayı insanlar onu da öyle düşünmez artık. O zaten çünkü halidir o heyecanda sükunet bulduğundan dolayı diye istifadem oldu benim. Burada bir de melekat akli. Önceki ifadeler itici geldiğini mi düşünüyorsun? Yani itici mi geliyorsun? Yok çok güzel konuşabilir. Fıtri halinde öyle bir enerji yayılıyor demek ki. Karşı tarafa itici gelen şey Yani 40 yaşında bu kişiyi düzelten şey ne? o yani 30'lu yaşlarında konuştuğum zaman karşı tarafa bu hali hazırdaki enerjiden dolayı karşıdaki insanlar da bu itici geldiğini söyledim yanlış anlamadım değil mi? E, e, tam iticilik değil de o ikna tam ikna edici doğru da söylese halinden dolayı herkes değil burada geçtiği gibi şurada şöhret perestlerin hatırlarına belki efendim konuşulan cümleler kişilerine yakışmıyor diyorsun yani karşı taraf tam böyle oturmuyor gibi bir e, insanlarda bir fikir olabilir e, ama kırktan sonra artık o her işte yani şimdi ahireti bize düşünmediğinden önce, kırktan önce ahireti düşünmeden önce o hevesat-ı nefsaniye e, olduğu için ifrat tefrit yaptıkları ve 40'tan sonra biraz da bunlar vasata geliyor kişide. Tabii kırktan önce öyle, fıtri hal öyle. Yani günaha girmesi şey. demek değil o. Günah giriyor böyle oluyor diye fıtri olarak. Ha, o yüzden işte gençte biraz da böyle şey olabiliyor. Soğuk düşebiliyor bazı şeyler o manaya. Evet, evet. Nübüvvet o yüzden diyor ne, ya zaten. Ne derlere bakmıyor insan belki de 40'tan sonra. Daha çok kendinden emin oluyor diye düşünüyorum. Acabaya düşmüyor yani. Daha önceki yaşlarda acaba Allah doğru mu, haklı mı, ben mi yanlışım gibi evhama kapılabiliyorsun ama 40'tan sonra yani olgunluk evresinden sonra ben buyum deyip oturabiliyorsun diye düşünüyorum. Evet. Yani itminan bile olsa kişide, heyecanlan da bir mesela... E karşı taraftan farklı bir düşünce, bir sorgulama, suçlama geldiğinde heyecan yükselir gençte. İhtiyarda yani 40'tan sonra daha olgun, daha sükunetli, daha oturaklı bir hal görünüyor. O hal ikna ediyor. Bir de bugün melekat akliğinin inkişafı diyor. E, i̇nkişaf, bir inkişaf var, bir imbisat var. Yani dünyada insan inkişaf ediyor, Ahirette ise o inkişaf etmişler, imbisat ediyor. Sanki insan ömründe de 40 yaşına kadar bir inkişaf var, 40'tan sonra da sanki bir imbisat varmış gibi benim bir istifadem oldu burada. Çünkü istidadı kalbiyenin tekemmülü diyor. Tekemmül olmuş artık. Yani 40'tan sonra ne olacak o zaman? Ee, diye düşünce öyle bir e, benim istifadem oldu abi. 40 yaştan sonra ahlakın telki mümkün olmaz diye işaret icazda bir ifade var. Ahlak meleke haline gelir. Yani o işi bir iş var o işi kişiye öyle yapması kolay gelir. Kendi hali en kolay haldir. Nasıl? Adam onu öyle yapar yani. Ona yapma da desen, bir şey de desen, ne dersen de adam adım hıdır, elimden gelen budur der. Onu okur gider. Ama burada şöyle bir soru geliyor. 40 yaşında ve 40 yaşından sonra olanlarda özellikle ben kendime de bunu sordum. Yani ne olacak ben 40'tan önceki halimde bir ticaret kılmadım, Nakdi ömür oldu heba. Tamam 40'tan sonra yola geldim. Lakin göçmüş cümle kervan bir ara ne yapacağım ben diye bir soru geliyor. Orada çünkü ben de inkişafet, in, in, şeyi, istidatlardan tekemmülü olmamış, kabiliyeti bozuk çıkmış, melekeyi akliyenin inkişafında eksik kalmışlar. Kesinlikle var. E, ne yapacağım ben yani benim kötü ahlakım var bu bende kalacak. Yeyse mi düşeyim? Ne yapacağım ben? Sorusuna Uhuvvet Risalesi'ndeki bir ifade bana ders oldu. O da şu. Diyor ki, bir, su hulk ve fena haslet eseri gösterilmezse, ahlak huluklardan geliyor çünkü. O yüzden burası ona tatbik edilebilir diye düşünüyorum. Eseri gösterilmezse, tamam bende kötü ahlak var, bende 40 yaşından sonra oturdu, var yani bir şeyler. Ama bir, eseri gösterilmezse. iki gıybet gibi şeylerle ve muktezasıyla amel edilmezse göstermeyeceğim ya da amel etmeyeceğim. Kusurunu da anlasa ben de bu var. Yani ben de bu eksiklik var. diye anlasa zarar vermez diyor üstadımız. Madem ihtiyaç senin elinde değil, meleke olmuş, otomatik gidiyor. Meleke nasıl bir adam araba kullanırken Düşünmez ki bunu böyle yapacağım, şunu şöyle yapacağım, gider. Vazgeçemiyorsun. Senin manevi bir nedamet, gizli bir tövbe ve zımni bir istiğfar hükmünde olman olan kusurunu bilmen sana yeni bir yol açtı. Yani kusurunu bilirse çünkü o da makbul bir hale Cenab-ı katında o kişiyi getiriyor. Sonra o hasrette haksız olduğunu anlaman, bu aslında doğru değil, bu sünnet-i de bu uygun değil, ahlak-ı İslamiye'ye de uygun değil dese onun şerrinden seni kurtarır. 40'tan önce imtihanlar değişken 40'tan sonra artık sabit mi abi? Şimdi ben ona öyle bakmıyorum. Hemen alttaki e, ifade şuradaki ikinci cümle ikinci cümle tam e, onu şey yapacak. Yani Rusu peydah etmesi demek ihtiyar ortadan kalkmıştır demek değil. İmtihan bitti tamam 40 yaşından sonra Rusu peydah etti tamam bitti. İmtihan bitti demek değil. Şöyle anladım ben onu. Kişi kendisini alet edevatı belli olan usta nazarıyla bakıp yönetme sanatı ile ifrat ve tefritten azade kalmaya çalışmalıdır. Yani 40'tan önce insanda daha e, harareti gariziye ve hevesatı nefsaniyeden dolayı şurada şunu yeri geldi onu okumak istiyorum. Şey diyor. Asab-ı Kiram zamanında zıtlar birbiriyle Mücadele halinde abi şey diyor yani bir hararetli zaman var işte müşrikler münafıklar sürekli bir mücadeleyle ile o hararette inkişaflar oluyor hatırladınız mı bilmiyorum 10. 19. 10. mektupta 10. evet 10. abi başında. evet o fırtına koptu diyor heh, herkes heh. bir vazifesini geçti 19. mektup evet. mucize şimdi 40'tan önce hevesaltın nefsiyenin iltihaplı ve harareti garaziyenin galeyanlı zamanı insanın iç dünyasında böyle bir demiri ateşe sokmak gibi sürekli sanat çıkıyor. Kırktan sonra bu sükunet bulunca artık kırktan önce bir öyle bir adam var ki mesela sorsan sen ne işi yapıyorsun? Her işi yaparım abi. Her işi yaparım. Niye? Zemin kaygan sürekli dönüyor. Sürekli yeni tecrübe, yeni bir işleniyor, yeni bir işleniyor. deniyor. Gençlerde öyledir ya, şu markette çalışır, şu mağazaya girer, şu ustanın yanına gider, ayakkabıcı olur, konfeksiyona gider, okur, bir şey olur. Ama yaş kemale erince tamam der, ben bunu sevmişim. Bundan devam, yani bir zamandan sonra buna devam. Mazar olduğu esma karar kılıyor. Evet. İşte 40'tan sonra artık alet edevatlar değişmiyor. Alet edevat, tezgah... Tamam, belli ahlakı iyisi kötüsüyle. Belli tezgah bu tezgahtan doku bakalım. Ustalık orada. Göz o içi. zamana kadar toplama. Evet, o arı arı polenleri topluyordum. Evet. Bal yapma. Evet. Bununla ilgili badılı hayatta Abdülkadir abi'nin üstadımızla alakalı e, bu bu seyrlüsülük kısmında gelecek çok mükemmel bir ifadesi var abi inşallah. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Öyleyse ne yapacağız sorusu vardı. Bir de bunu nasıl yapacağız? Yani tamam ben, bende kötü ahlak var bunu anladım. O zaman bu kötü ahlakımı yönetmem lazım. İfrat, tefrikten, azardan. ne yapacağım o zaman? Kişi ahlakından haberdar olmalı. Yani bir kere kendini bilmesi lazım. Eğer zafiyeti siyasetse, sizin ifadelerinizdir bu, oranladım. o ortama girmemeli. Çünkü onda meleki olmuş bir hal var. Duydu mu? Dayanamayacak olacak. Spor, Mesela bir tanıdığım akraba var, e, takım tutuyor, yaşı var, adam bunu biliyor. Yani o takımı konuşmaya başlayınca o tamam, kızarmaya başlıyor, şöyleydi böyleydi diyor. Üç gün, üç gün uyuyamayan biliyorum. Pazarda anlattı. Kendisi ifade etti. Takımım yenilsin, üç gün ev yasa girer diyor. Uyumam diyor, uyamam diyor. Şimdi kahraman bir yorucu. Ve kendisi futbolcu. Eski pazar sporu. Yani ama ne yapıyordum o bizim o dersi şey yapmış denk gelmiş. Zafın olduğu yerde tahrik olmamak için girme oraya. Yani ihtiyar var insanda o hala. Mesela tahammülsüz bir ahlakı var. İnsanları tahammül edemiyor. Olabilir. Böyle çok insan var. E o zaman kalabalığa girmeyecek o. Kalabalığa girmeyecek. Kendisi de sakin olacak. İstemediği şekilde o meleki olmuş o çıkacak ondan. Çıkmamış olacak. Girmeyecek. Ve kendisini yola getiren, yani yola getirenden kasıt onu çekiyor, o yola sokuyor. O kendindeki kötü ahlakı gösterecek yerlerden ve kişilerden uzak duracak. Mesela bir örnek, e, tam örnek uygun değil ama uyan tarafı var. Hazreti Eyyub Aleyhisselam e, hastayken şeytan nereden girmeye çalışırsa giremedi. Hanımı vasıtasıyla girmeye çalıştı. Bunun gibi bir adam kendini bilir. O aslında dersine bakmak istiyor, ubudiyetiyle meşgul olmak istiyor. Ama geçmişinden gelen halleri var. Ona saldırmıyor, yanındaki adamdan onu dürtüyor. Ya abi senin gençliğinde de sen şöyle yapmıştın diyor mesela. O zaman öyle insanlarla görüşmemeye gayret edecek, girmeyecek. Girdiği anda sonuç kaçınılmaz belli çünkü. Ama buna rağmen olsa bunlar olduğunda da bir az önceki atıfımıza göre bir çıkış yolu yine var kusurunu bilip kusurunu itiraf etmeye kendini alıştırması lazım. İltihabı akıtmak lazım diyorsun. O iltihap gençlikte var. Ondan sonra o artık... Yani şey diye, şey ha tabi aynen evet evet evet. Ya, çok güzel, çok... Aynen. <laughs> Şöyle bir misal verdim de müsaade edersen şu misal herkese çok şey geliyor. Tanımadığınız bir misal söylüyorum damat. Tanımadığın bir şey yap. Yarın tanımadığın bir memleketi gideceğiz. Tanımadığın bir insan var. Tanıdan bir insan. Onu memnun etmek için yarın bir hediye al gel gidelim. E, kutuplar kutup mu? Yani tanımadığı memleket kim? Nerede? Kutuplar mı? Ekvator mu? Sıcaksa tişört, kutupsa palto. Kadın mı erkek mi? Şişman mı zayıf mı? Siyah mı beyaz mı? Kısa boylu mu? Uzun boylu mu? Adamı tanımadığın kişiyi memnun edebilir misin? Ne alacaksın yani? Memnun etmek için bir hediye söyle bana. Aynı bunun gibi. Kendini tanımayan adam e, zayıf ve güçlü yönleri nereden bilecek? Kendinin zayıf ve güçlü yönlerini yani tanımadığı e, insana hediye götüremiyorsun da tanımadığın insanı nasıl yetiştireceksin? Ya bu zayıf şeyler burada biraz şey evet, yani şampiyon. Evet, Zayıf ve güçlü yönleri. Evet. Çünkü bir, şey, bir şey yapmıyorsun. Girmiyorum ya. Adam dediği gibi. Ya dedi. Şey, kemençe çalınca dedi. imam dayı olsam dedi. Omuzum oynuyor dedi ya. Evet abi mesela. Oynuyor ya. Saat 9'dan sonra adam çok tatlıyı seviyor. Hangi saat olsa yer. Ama o karaciğerine zararlı. Hiç affetmez. Affetmez. Evet devam. Evet. Peki sabahın gelecektir de şeye geçmeden istersen sonra da cevap Yani 40 yaş öncesi için bir tanımlama yaptın ya, işte siyaset anlayan bir insan. Evet. 40 yaş sonrası için de böyle bir tanımlaması var mı? Ee, şöyle. Onun tam tersi işte. Melekatı akliye inkişaf etmiş. Evet. Şimdi şu da var. Ee, Mehmet abimiz de Allah razı olsun ee, yardım etti. O Yardımı şey. Ee, biz şunu çıkardık. Ee, sureti, hakikati, kanuniyeti, mahiyeti hazır. Onları yaptık. İki versiyon var. Bir de ehli dalalet için de çıkardık. Üç tane hazır. Onlar var. Onlar da bu dersin sonundaki hülasada hülasaların bir veçi de onunla alakalı inşallah. Onu orada inşallah bahsedeceğiz. Şimdi 40 yaştan sonra ne oluyor? Kişide değişen ahval üzerine konuşmaya devam edersek. Bu zatın tam 40 yaşının başındayken yaptığı o inkılab-ı azimi diye bir ifade var. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam yapmış. 40 yaşının başında diye de başka yerde de şeyde de söylendi Muhakematta da aynı benzer ifadeydi. Hatta burada geçen yanlış hatırlamıyorsam. Yani 40 yaşının başında bir inkılap. Bu, bu var mıdır? Gerçekten böyle mi midir? E yabancı bir makale de okudum abi. Birinci e, şuradaki not da ondandır. Diyor ki 2019'da yapılmış bir tane araştırmaya göre insanların kariyer değişimi, iş hayatında değişimi yaptıkları yaş ortalaması 39'muş. Yani insanlar bilerek ya da bilmeyerek hayatlarını fıtri bir şekilde değişim yapanların yaş ortalaması iş hayatında bu araştırmaya girenlerin 39'muş abi. Yani Kemal'in eşiğinde, evet. arefesinde. Evet abi. Evet. Karar kılacak ya. Fıtri olarak oraya gidiyor. Neye benziyor fizikte? Bir taş niye yuvarlanır? Karar kılmak için. Taş yuvarlanır. Niye? Karar kılınca durur. Şimdi bu bana bir sonraki başta delil olacak. Evet. Çünkü biz aslında gençlik dönemi, çocukluk dönemi seyr usulü sülük abi. Onun neticesi de da inşallah oraya gelince şimdi e, ifade edeyim. Ama bu söylediğiniz aslında o. Kemalini bulmak için yuvarlanıyor. Taş orada sükunet bulacak. Tam bu ifade ona uydu. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir inkılap yaptığı ifade edildi. Çok ilginç bir şey var abi. Üstadımız ko kosturmadayken diyor ki fakat o Volga nehri kenarındaki camideki meskül gecenin vaziyeti bana bu kararı verdirmiş ki baki ömrümü mağaralarda geçireceğim. İnsan, bu insanların hayat içtimaiyesine karışmak artık yeter. Madem sonunda yalnız kabre gideceğim, yalnızlığa alışmak için şimdiden yalnızlığı ihtiyar edeceğim demiştim. Bu sırada İstanbul'da sonradan işte orada anlatırken şey e, ihtiyarlar lemasında anlatıyor da yani üstadımız malum meşhur bir zat İstanbul'daydı. Birinci Dünya Savaşı ile birlikte tekrardan gitti vesaire. işte bu kararı verdiğinde üstadımız 40 yaşında ne yapıyordu diye ben merak ettim. Tam kosturmada esaretteymiş abi bu kararı veriyor. Eski Said'in yeni Said'e döndüğü yaş 40 yaş. Çok ilginç değil mi abi? 1916-18 arası abi. Şaşırdım çünkü peygamberliğin, muceditliğin, evliyalığın, asyalığın verildiği tarih istisna çok az. Sadece Hazreti İsa diyor muhittin arabi. Yani çok az istisna. Peygamberlik, evliyalık, vazife darlık, muceditlik, mufessirlik. Yani o yaşta başlıyor. Allah Allah. Yani bu inkılab-ı azim 40 40'a gidecek olan kardeşler için bir hedef ya yani ona göre hazırlanmak lazım diye. Artık o dönemde olanların bir şey yok. Onlar da muntazır olsunlar. Çünkü bunlar fıtriye geçen. Şimdi üstadımız kendisi gidin beni esarete koyun demedi ki. Orada intiba ruhi oldu. O esirlik anlatıyor ya üstadımız uzun gecelerde. İşte nehrin şıpıltılarıyla çok yalnız kalıyordum. O zaman bu intiba oraya oldu böyle karar verdim diyor. Yani kader de onu oraya getirip o kararı verdikti gibi bir şey de var. Her insanda kendisinde baksa görecektir. O yaşı geçenler için de fark etmediyse o inkılabı belirli noktalarda yani yakalanabilir. Bilen bilir, bilmeyen benden eşit şey sanıyorsun. <laughs> Şimdi burada zevki bir şey. Ee, başlığımız e, zevki bir nokta abi. 40 yaşın zevkidir yani. Aklıma geldi dedim ki bu 40 evcet olarak nedir? Hangi harfe bakıyor? Allah Allah. Mime bakıyor abi. 40 mim harfine bakıyor abi. Mim harfi ise işaretül icazda elif lam mim tefsirinde herde kelamullahil ezeliyu elife lam nezele bihi cibrilu Mim ala Muhammedin aleyhissalatü vesselam diyerek Muhammed aleyhissalatü vesselama bakıyor. Çok güzel değil mi? Yani ama yok şimdi bu böyle geldi. Yani benim ve mimin ebced değeri kırk olduğu gibi karakteri mülk, şehadet ve kahır alemindedir. Zıtların olduğu en toplandığı yer. Unsuru da toprak. E toprak deyince üstadımız bunu anlatmıştı zaten. Toprak ubudiyeti ifade ediyor. O zaman mim burada da geçiyor. En yüksek mertebe ise ubudiyet-i muhammediyedir ki... ...mahbubiyet ünvanıyla tabir edilir. Ubudiyetin sırrı esası... ...niyaz, şükür, tazar, huşu, aciz, fakr... ...halktan istinaciyetiyle... ...o hakikatın kemaline... ...mazhar olur. Bu yukarıdakilerle birlikte tatbik edersek... ...ubudiyetin en küllüsü cem ülezdat olan... Bu e, alem-i kevni fesat bu alemdedir. Ubudiyet toprağındansa dedi yani ya çekirdeklerin tekemmül ettiği 40 yaşında o çekirdekler neşvi nema buluyor. İnkişaf imbisat tatbii burada yine uyuyor gibi, mutabık gibi geliyor. Aynen. Yani burada bahsettiğimiz şu üç makamı alıp ubudiyete tatbik edip nedir o zaman 40 yaş diye bir zevki baktığımızda Zat-ı Hakdese muhatap vahye hazır, sünnet-i seniyeye muti bir hale hazırlık sürecidir. 40 yaştan öncesi. diye oradan anlattı? Çünkü dedi ki "Haze kelamullah." O zaman zat-ı hakdese muhatap olunacak. Nezele bihi e, bil Cebrailun dedi. Yani vahye hazır olacaksın o zaman. Ala Muhammedin aleyhissalatu vesselam e, o, e, Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın zilli altında o onun ders verdiği şekilde Nasıl yapılır? Sünnet seniyeye. Ya, Sonra 40 yaştan maksat kişinin ubudiyet noktasına tam mazhar olan Peygamber Aleyhisselatü vesselamın benzemesine hazırlık yapmaktır. Yani Cenab-ı Hak sanki e, Muhammed Aleyhisselatü vesselam bunlar sürekli söylenir zaten hani e, o zata benzeyeni sever. İnsanın da 40 yıllık çeki o gençlik dönemindeki çekirdek halini sanki 40 yıl boyunca sen bunu bir toprakta güzelce ıska et. O kırkta da çıkacak diye. Bir de şöyle bir şey var. Daha da biraz daha e, enfüs noktasında biraz daha ileri gidince. Hem de çekirdeğin kendisini göstereceği bir meyve halini alması için hazırlıktır. Çünkü Muhammed ne? Muhammed Aleyhisselam. Muhammed kainatın çekirdeği ifadesi olduğu için Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin. E, 40 yaşındaki insan o zaman o çekirdeğin bir meyvesi olacağından o çekirdek bu alemde kendisini meyve olarak göstermiş oluyor. Bilirse, evet, bilirse böyle insanın 40 yaşın mimi ifade ediyormuş ki böyle. Şimdi geldi 40 yaşın seyrüsülük olması. Tamam bunları böyle bina ettik. 40 yaş ubudiyet hazırlıktır, sinni kemaldir, meleke, melekeyi akliyelerin inkişafı, ee, istidadatı, kalbinin tekemmülü ila ahir. O 40 yaşına kadar olan şey e, hallere baktık. 40 yaşından sonrakini ifade ettik de 40'a kadar bir yaşantı var. Orası nedir? Şöyle diyor. Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın miracı onun seyr-i Onun ünvanı velayetidir. Ehli velayet nasıl ki seyr-i sülükü ruhaniyle 40 günden ta 40 seneye kadar bir terakkiyle derece atı imaniyenin hakkal yekin derece atı imaniyenin Hakk'a lekin derecesine çıkıyor. Öyle de bütün Evliya'nın sultanı olan resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam 40 seneye mukabil 40 dakikada velayetin kerameti kübrası olan miracı ile ilahi devam ediyor. Burada seyir sülükün hedefi demek ki miraçmış abi. İnsanın 40 yaşına kadar geçirdiğindeki maksat az önce o zevki olan haza kelamullah denilen vahyazır hazır olma. Yani Cenab-ı Hakk'a zatına muhataplık denilen halmiş yani hedef. O 40 yaşına kadar geçen süreçte bunu gösteriyormuş. 40 seneyle derece atı imaniyenin hakka lekin derecesine çıkılıyormuş. Ben bundan şöyle bir şahsi istifadem oldu. Abi 40'tan önce ne olursa yaparım abi bir çeşit diyen o gençlik hali 40'ta tekemmülüyle sükunetiyle kendinde gözüken Hakim ismiyle Hakk'al derecesine gider diye istifadem oldu. Yani o isim hani şey ya her bir öne açılır, mı? öne açılır yani o hakim esması onu götürür. Eğer o da tabii onu fark etmiş, o onu manayı ismiyle bendeki kabiliyetler de çok iyi demezse çünkü hakim esma kendini gösterecek. 40 yaşıyla birlikte insanda gözüken hakim ismi Burada bahsedilen derecat-ı imaninin hakkal yakın derecesine hakim ismi yoluyla gider diye benim şahsi istifadem oldu. Yani işte o isimle gidiyor. Çünkü onu da böyle bahsediyor. O ismin bir şuağına yapışır diyor. Ee, şeyin aslında e, İrfan'ın burada söylemesi lazım bunu. E, 24. sözde geçiyordu galiba. O da şey geçiyor değil mi? O ismin bir şeyine yapışık cilvesine yapışık mı diyordu? Şu ağına yapışık. Evet gider diye. Buradan benim şahsi istifadem o oldu yani kişide görünen hakim isimle hakka lekin derecesine yolu açılır miracına gider diye. Öyle bir istifadem oldu. Altta da zaten onu ifade etmeye çalıştım. Şimdi üstadımızla ilgili yere geleceğiz. Bir şurayı okuyayım ondan sonra gelecek. Eskiden 40 günden tut ta 40 seneye kadar bir seyir usulük ile bazı akaykı imaniyeye ancak çıkılabilirdi. Şimdi ise Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle 40 dakikada o akayka çıkılacak bir yol bulunsa o yola karşı lakayt kalmak elbette kâr akıl değil diyor üstadımız. Buradan seyir usulük zamanı 40 günden 40 seneye kadardır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 40 dakikada yaptır demişti. Ama burada üstadımız Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dersini de imaya söyledi abi. Çünkü dedi 40 dakikada o hakayka bir yol bulunsa dedi. Yani o iman hakikatının miracına götürecek 40 dakikalık yol diyerek Risale-i Nur'un da sahabeye verilen yol olduğunu üstadımız burada metnin içinde söylemiş. Evet. Böyle bir yol açıldığını söylemiş. Şimdi üstadımızla ilgili Batılı abi şöyle diyor. Eski Said'in 40 yaşına kadarki ömrü ilim ve velayetle, akıl ve marifetle memzuç olarak pek büyük ve çok külli bir velayetin urucuna merdiven ise 40'tan önce yani 40 yaşımıza kadar biz de burada bunu kendimize tatbik edeceğiz. Yaşadıklarımız bizim şahsi urucumuza merdiven ise 40'tan sonraki ömrüde yani yeni sayı şeklinde tezahürü o külli velayetin seyri sülükünü bitirip bir mürşidi mutlak vazifesiyle gelip velayeti kübra ile taltif edilmiş olarak halkın irşadı için yani ehli İslam'ın iman ve maneviyatının takviye muha ve muhafazası için haktan halka rücuğunun ünvanıdır. Haktan halka rücuğunun ünvanıdır diyor. Miracını yaptı 40 yaşında üstadımız için diyor. Sonra da diyor geldi Risale-i Nur'larla diyor. Haktan halka bu sefer vazifesini gerçekleştirdi. Evet. diye söyle evet. Her burada da bir emiracı varmış Yani bu şahsi dünyamızda bundan bir noktada bir cilvesi herkesin hayatında kanuniyettir yani bu. Yani bir, burada bir çalışanın işini öğrenmesi sonrasında usta olarak ustalık meyvelerini vermesi de 40 yaşından öncesi ve sonrasını eee tatbik Bilmiyorum. edebilir yani evet <laughs>